izleyiciler. Efendim, ikinci bölümde siyaseten de yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de AK Parti Denizli Milletvekilimiz Sayın Mehmet Yüksel'le birlikte gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gündem oldukça yoğun, hızlı Sayın Vekilim. Aslında konuşacak çok şey var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet. Arzu ederseniz oradan başlayalım. Çünkü olur, olur tabii gündemde. Şu anda herkesin gündeminde Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlanacak? İşte şu Cumhuriyet Bayramı ile ilgili eleştiriler var. Aslında bütün bayramlar bizim bayram tadında geçmesini toplum olarak biz arzu ediyoruz. Evet. Ama baktığımızda Ankara'ya siyasilerimizin gündemi biraz farklı. İsterseniz oradan başlayalım. Buyurun. Tabii şimdi olayın nereden baktığınıza bağlı bu evet. iş. Mutlaka bayramlar bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Her bayramın kendine özel bir vurgusu ve kurgusu vardır. Özelliği vardır. Türkiye için ve bizler için önemi vardır. Cumhuriyet Bayramı da bunlardan bir tanesi. Bizim olmazsa olmazlarımızdan. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılını kutlayacağız. Dolayısıyla bu anlamda bugün, bir gün önceden yani 28 Ekim bugün nasip olursa saat 1 gibi Sayın Valilik'te, Valimizin başkanlığı, Valilik'te çenek koyma töreni var. Daha sonra şehit ve gazilerimizi ve mağlup gazilerimizin derneklerimizi, ziyaretlerimiz var. Bugün onunla tamamlanacak. Yarın da sabahtan yine Valilik önünde resmi geçit töreni var. Yani bayram yine bu şekilde kutlanacak. Akşam da yine resepsiyonla tamamlanacak. Yani eskiye göre çok değişen bir şey yok. Ancak tabii burada önemli olan bayramın önemini idrak edebilmek. Yani Cumhuriyet Bayramı nedir? Cumhuriyet nedir? Bunu idrak etmek çok önemli. Bunu yaşatabilmek çok önemli. Buna uygun davranabilmek çok önemli. Bu anlamda baktığımız zaman işin özünü kaçırmamak lazım. Yani sadece şekilde kalıp da uygulamada olmamak doğru bir şey olmaz. Yani Cumhuriyeti yaşatmış olmazsınız. Cumhuriyeti yaşatmak bizzatı yaşatmakla, uygulamakla olur. Sadece yani şekillerle, sözde değil de tabii. Özde olmalı. Özde yani. Her şey öyledir. Sadece Cumhuriyet değil. Bütün konular öyledir. Yani sözde mangalda tabiri caizse kül bırakmazsınız ama uygulamaya geçtiği zaman hiç orayla alakanız olmayabilir. Bu halkın gözünden kaçmıyor bunlar. Evet. Yani her konuda olduğu gibi. Yani milliyetçilik elbette söylemlerle milliyetçilik olacak ama bir taraftan da icraatlı da olması lazım. Nedir o? En iyiyi, en güzeli ülke için yapmak da bu vatanseverliktir, milliyetçiliktir. İnsanlarımızın refahını istemek, en üst seviyede gelir seviyesine kavuşmasını arzu etmek, talep etmek, bunun için yatırımlar yapmak, gayret göstermek, mücadele etmek de vatanseverlik ve milliyetçiliktir. Uygulamasıdır bu bunun. Sadece sözde söyleyip de ama uygulamada bunu yapmıyorsanız gerçekten vatansever değilsiniz, gerçekten milliyetçi değilsiniz. O sadece sözde kalıyordur. Cumhuriyet de böyledir. Cumhuriyeti yaşatmak sadece söylemler olmaz. Yaşayarak olur. O da Atatürk ne diyor? Muhasır medeniyet seviyesi. Hedef koymuş. Hepimiz için bir hedef koymuş. Muhasır medeniyet seviyesini ülkemize çıkartmak. Bu doğrultuda kim ne yapıyor? Kim değirmene su taşıyor? Kim değirmene çomak sokuyor? Bunu çok önemli irdelemek lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. Ve dolayısıyla baktığımız zaman da 10 küsur yıldır iktidarda olan AK Parti hükümeti hep değirmene su taşımıştır. Hep yatırım yapmıştır. Hep yenilikler peşinde olmuştur. Statükocu olmamıştır. Hep değişim ve dönüşüme önem vermiştir. Ve dünyadaki gelişmelerden uzak olmamış, tam tersine dünyada global oyuncu haline getirmiştir ülkemizi. İhracatımızdaki artışlara bakarsanız, ilimizdeki ihracatlara artışlara bakarsanız gelen yabancı yatırımları, direkt yatırıma yapılan girişlere de baktığımız zaman önemli gelişmeler olmuştur. Hala biz işsizlik noktasında belli noktada durabiliyorsak yaptığımız yatırımlarla sağladığımız imkanlar, yarattığımız istihdamlar sayesindedir. Mevcut bekleyen bir istihdam, yani işsizlik var bekleyen. Bir de her yıl ilave olan bir işsizlik oranı var. Buna rağmen siz yeni ilaveler birlikte mevcudu daha aşağı çıkmaya çalışıyorsunuz. Oranları mümkün olduğu kadar alta daha aşağı almaya çalışıyorsunuz. Gelen yıllık 750 milyon iş talebinin ilavesinin yanında mevcuttan da eritmeye çalışıyorsunuz. Bu aslında iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Yeterli midir? Değildir. Elbette biz arzu ederiz, isteriz ki Türkiye'de işsiz kimse kalmasın. Ama Türkiye'de ayrı bir hastalık var. İşi beğenmemek hastalığı gibi bir hastalığımız var. Yani bir tarafta iş arayan
eleman, iş arayan vatandaşlarımız var. Bir tarafta da eleman arayan iş yerleri var. İkisi buluşamıyor. Buluşma noktasındaki tercihte vatandaşlarımızın, gençlerimizin biraz iş beğenmeme, biraz iş beğenmeme gibi bir sıkıntımız iş var. İş beğenmeme hastalığı olduğu gibi Sayın Vekilim, sanırım yapılan işleri de beğenmeme hastalığı da oluştu gibi geliyor. Şu anlamda söyleyeceğim. Evet. Sizin yaptığınız yatırımların hepsi anladığım kadarıyla zaten Cumhuriyet adına yapılıyor diyorsunuz. Şimdi mesela sizin hükümet olarak son yıllarda yarın için 29 Ekim için yaptığınız hazırlıklar var. Bunu toplum görüyor zaten. Marmaray. Yarın Marmaray açılışı var. Sayın Başbakan açılış yapacak. Daha sonra İzmir'e geçecekler. Bu hafta 30 Mart'ta İzmir İktisat Kongresi düzenleniyor ve toplu açılışlar ve bütün bunlar aslında toplumumuz için ve Cumhuriyet için yapılan yatırımlar. Ama bu içerikle değil de biraz şekil itibariyle siz çok eleştiriliyorsunuz. Kutlama şekli itibariyle ama içeriye bakılmıyor mu diye düşünüyorsunuz? Elbette, yani yıllarca hep Cumhuriyet nutukları atılmış ama Cumhuriyet'in yaşatılmasına dair ülkenin kalkınması bence paralel gitmesi gerekir. Yani ülke kalkınıyorsa, ülkede refah seviyesi artıyorsa Cumhuriyet'i biz yaşatıyoruz demektir. Yoksa ülkede her şey, bütün göstergeler aşağı inmiş, insanlar perişan durumda, ülke perişan durumda, siz istediğiniz kadar Cumhuriyet nutukları atın. Yani bu şuna benziyor. Az gelişmiş ülkeler, daha doğrusu şark bölgesinde insanın da bir eğlence kültürü gibi, yani kutlama kültürü var. O da halk aşktan nefesi kokarken bir tarafta deptebeli, büyük şaşalı, gösterişli kutlamalar var. Bu değil. Biz mutlaka Cumhuriyet'i fiili olarak yaşatmak zorundayız. Fiili olarak yaşatmak için de ülkenin refahının artması lazım. Ülkenin gelişmesi lazım. Hem manevi yönünü, ikisi her birlikte. Yönüyle, her yönüyle. Kalkınmış bir Türkiye'de Cumhuriyet'i siz en iyi şekilde yaşatabilirsiniz. Özgürlükler alanlarının genişletildiği bir Türkiye'de siz Cumhuriyet'i en iyi şekilde yaşatabilirsiniz. Bilmiyorum artık işte eşitlik ilkesinin en üst seviyeye çıktığı noktada siz Cumhuriyet'i en iyi şekilde yaşatabilirsiniz. Tabii bunları söylerken her şey dört dörtlük mü? Hayır. Elbette eksiklerimiz var. Bunu birlikte halledeceğiz. Birlikte yapacağız. İktidarıyla muhalefetiyle birlikte yapacağız. Biz iktidar olarak muktedir olduğumuz konularda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İktidarın da bu konuda aynı bakış seviyesinde, aynı istikamete bakması lazım ki birlikte koşabilirim. Ülkeyi birlikte bir yerlere götürebilirim. Ha, eleştiri noktasında elbette iktidar, muhalefet düşen görev eleştirecektir. Biz onlara hazırız. Ancak eleştirilerin yapıcı ve yol gösterici olması gerekir. Sadece istemezlik mahiyetindeki eleştirilerin ülkeyi bir yere götürme gibi bir şansı yok. Ve bir, hem o eleştiri yapanlara hem de ülkemize bir faydası yok. Biz o anlamda baktığımız zaman Cumhuriyeti yaşayarak yaşatmayı düşünüyoruz. Cumhuriyeti uygulayarak yaşatmayı düşünüyoruz. Düşüncemiz, samimi düşüncemiz bu. Ama ritüellerde, uygulamalarda bazı aksaklıklar olabilir. Gösteriş anlamında baktığımız zaman bazı değişiklikler olabilir. Bunlar insanları rahatsız etmemesi lazım. Özüne bakmak lazım. Atatürk'ün koyduğu hedefe bakmak lazım. Atatürk'ün koyduğu hedefe koşan kimse o konuda ortak tavır almak zorundayız. Onun dışında sadece lafla, sözle, cilalı laflarla, şaşalı, tantanalı, gösterişli etkinliklerle biz bir yere varamayız. Yani sadece yapmış oluruz onu. Evet. Cumhuriyeti yaşattık deriz. Cumhuriyeti kutladık deriz. Ama Cumhuriyeti yaşatamayız. Yaşatmak çok önemli bence. İkisi birlikte olsa daha güzel olmaz mı? Elbette güzel olur. İnşallah ülkemizin gelir seviyesi daha üst seviyelere çıkar. İnsanlarımız mutlu, refah içerisinde olur. Bir taraftan da deptebeli, çok daha gösterişli, aynı şark usulü büyük gösteriler de yapılabilir. Bunu hayır demeyiz, mutlaka olur. Ama şu an için bizim yapacağımız şeyler bizzatihi Cumhuriyet'in kendisini yaşayarak yaşatmaktır. Bu da tekrar ediyorum, gelişmeyle olur. Muhasır medeniyet seviyesine ulaşmakla olur. Bunu yapmak için de çalışmak zorundasınız, koşturmak zorundasınız, yatırımlar yapmak zorundasınız. Arkadan milyonlarca gencimiz geliyor. Onlara iş bulmak zorundasınız insanımıza. İnsanımızın sağlık, daha iyi koşullarda sağlık hizmetleri verebilmek zorundasınız. Daha iyi koşullarda yaşam standartını artırmak zorundasınız. Bunları yapmak için de başarılı bir çalışma ortamının olması lazım. İş ortamının olması lazım. İhracatımızın mutlaka artması lazım. İhracatımızın ithalattan daha fazla olması lazım. Bütün bunların kavgasını, mücadelesini veriyoruz. Artık biz dünyada global bir dünya içerisindeyiz. Global bir dünyanın ekonomisi içerisindeyiz. Sosyal yaşantısı içerisindeyiz. Biz kendimizi
dünyadan soyutlama gibi bir şansımız maalesef yok. Sadece Anadolu'yu düşünerek, sadece Türkiye'yi düşünerek yaşama şansımız yok. Türkiye'yi dünyada en iyi yerde olmasını hedefleyerek yaşamak zorundayız. Bunu başarabiliyorsak Cumhuriyet'i en iyi yaşatan sizsiniz demektir. O anlamda ben 90.sını idrak edeceğimiz, kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nın sevgi ve barış ortamında geçmesinin en büyük temennimizdir. Adıyla uygun bir şekilde bunun kutlanarak iktidarı muhalefetiyle aynı düşüncelerde olmamak kaydıyla farklı düşüncelerde olmak bizim için zenginlik olarak görüyoruz biz. Farklı düşünebiliriz ama biz bu coğrafyada yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. Bu aynı geminin içerisindeyiz ve birlikte yaşamak zorundayız. Birlikte yaşarken de birbirimizin görüş ve düşüncelerini ön yargısız olarak kabullenip hoşgörü içinde olmak zorundayız. Elbette samimiyet dışında olan, art niyetli olan bütün olaylara hep birlikte karşı durmalıyız. Ama onun dışında sadece coşkuyu yok ederek bir işi kavga ortamına çekmek için her şeyi vesile kılan, her fırsatta eksik arayan bir zihniyetle bir yere varamazsınız. Mutlaka eksikler olacaktır, mutlaka hatalar ve yanlışlar olacaktır. Önemli olan bunlarda samimiyet ölçüsü önemlidir. Yani samimiyet ölçüsünde de bir art niyet varsa eyvallah. Evet. O anlamda bakınız 2023 100. yılı Cumhuriyet'in kimse söylemeden biz hükümetimiz Sayın Başbakanımız kaç yıl önceden beri 100. yılın hedefini koyarak geliyor. 100. yıl Cumhuriyet'in Türkiye'nin nerede olmasını hedefleyerek geliyor. Neler yapılmasını hedefleyerek geliyor. Cumhuriyet'i düşünmeyen, Cumhuriyet'in bir yerlerde olmasını istemeyen bir zihniyet bunları planlar mı? Şu ana kadar kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde, gelen hükümetlerin içerisinde Cumhuriyet'in 100. yılında diye bir hedef koymuş? Yok öyle bir şey. Bunun da altında aslında başka amaçlar arandığını görebiliyoruz. Yani muhalefetin eleştirilerine baktığımızda alıştıra alıştıra, yavaş yavaş geliyorlar gibi böyle. Yani gizli gündem maddeleri varmış gibi eleştiriler de yapılıyor. Şimdi endişe duyulabilir. O insanların en tabii hakkıdır ama ben tekrar ediyorum. Evet. Ön yargılardan sıyrılırsak, bu vehimlerden, endişelerden sıyrılırsak, elbette bizler de hal ve hareketlerimizle, konuşmalarımızla o insanlarımıza güven vermek zorundayız. O insanların bu endişelerini gidermek bizim evet. görevimiz. Eyvallah. O konuda endişelerine katılabiliyorum. Olabilir, öyle düşünebilirler ama bunun doğru olmadığını onlar da inşallah göreceklerdir. Böyle bir gizli gündemin olmadığını, gizli bir ajandanın olmadığını göreceklerdir. Dolayısıyla bir kere bir vehimden, endişeden uzak olarak bakabilmeyi öğrenirsek, ön yargıları kaldırmayı öğrenebilsek birbirimize karşı, tek taraflı değil tabii, öğrenebilirsek daha iyi yerde oluruz diye düşünüyorum ülke olarak. Daha bir huzur ve barış ortamında oluruz diye düşünüyorum. Ama salt olarak huzur ve barış ortamının bozulmasını, kaos ortamının yaratılmasını isteyerek ve bunun sonucunda da hükümeti bu şekliyle alaşağı etmeyi düşünüp yerine geçmeyi planlayanlar hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü işte 5 ay sonra yerel yönetimden sandığı geliyor. Projelerinize, adaylarınıza ortaya çıkarsınız. Toplumun önüne geliriz. Vatandaşlarımız bu işin en iyi kararını verecek olandır. Milletimizdir ve milletimiz de sandıkta bunun hesabını hep birlikte görüyor. Yanlış yapmışsak, hatalıysak zaten hesabını vereceğiz. Ama doğruysak, yanlış değilsek, doğru da gidiyorsak yine milletimizin teveccühünü alarak yolumuzu devam edeceğiz. Arkasından Cumhurbaşkanı seçim geliyor, arkasından gelen seçim geliyor. Demokrasi olmayan bir yerde, cumhuriyet olmayan bir yerde seçimler yapılmaz. Hele bu şekilde seçimler yapılmaz. Biz seçimler yapılsın, sandığı ortaya koyalım, sandıkla bu işleri halledelim derken tamamen demokratik ve özgür haklar doğrusunda ve cumhuriyetin sağladığı bu özgürlükler ortamında yapılmasını isteyen bir partiyken yani kaos ortamından umut edenler bir tarafta baş tacı ediliyor, onların görüşleri daha doğru oluyor. Kaos ortamı olmasın, ülkenin istikrarı devam etsin, ülkenin güven ortamı devam etsin. Ülke bir yerlere gitsin, yatırımlar da artsın, yabancı yatırımcılar da güven ortamı ve ısrarın olduğu yere gelir. Türkiye bir yerlere gitsin, gençlerimize iş alanları açılsın diye uğraşan iktidara karşılık, hayır yok. Kaos olsun, ancak kaos yaratırsak, eylemlerle her şeyde işte gözün üzerinde kaşın var. Yana baktın, sağa baktın, sola baktın, eylem. Bu doğru bir şey değil. Evet, siz bu arada Sayın Vekilim Ankara'da fazlasıyla bulunuyorsunuz. ODTÜ eylemlerini, oradaki insanların bakış açısını, Sayın Melih Gökçek'in uygulamalarını çok kısa da olsa gündemimizin biraz dışında ama 29 Ekim bayramına hazırlanırken bütün Türkiye
Şu anda farklı bir şekilde hazırlanan gruplar da var. Hatta siyasi partiler de var. Bu açıdan soruyorum. ODTÜ eylemlerine siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi aynı bu kaos ortamıyla ilgili aynı bir mihrak var. O çevreler gençlerimizi kullanarak bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yani kaos ortamı yaratma. Başka hiçbir hedefleri yok. Çünkü masaya yatırdığımız zaman Ankara'da da dağıtıldı. Bununla ilgili bilgi notları var. Evet. Daha önceki Murat Karayalçın döneminde alınan kararlar var. Sayın orayı, Karayalçın orayı da açıkladı. Evet. Bu proje bizim dönemimizin projesi diye. Açıklandı ya ve kararlar var. Ve dolayısıyla o bölge zaten ağaç dikilmemiş, ağaçlandırılmamış bir bölge. Burada Ankara girişinde, Ankara girenler bilir. Ankara girişinde Eskişehir yolu diye tabir ettiğimiz Ankara merkezine doğru giden yol üzerinde trafik korkunç derece sabah ve akşam trafiği, evet, hatta öğle trafiği dahi korkunç şekilde tıkanır. Yeri geldiği zaman 2 saat, 3 saat, 4 saat orada hapis olduğumuzu hatırlarım ben, bilirim. Yani işine, randevun, her şey varsa iptal, uçağı ilişeceksin, hapı yuttun yani o yolu girdiğin zaman. Bir kaza olsa çıkma şansın yok. Dolayısıyla bu yolun rehabilit edilmesi, rahatlatılması gerekiyor. Bu anlamda da daha önce Murat Karayalçın döneminde alınmış olan bu projenin hayata geçirilmesi bir nebze rahatlatacak. Ve o bölgede nefes aldıracak. Olmazsa olmaz bir yol orada. Yani keyfi olarak yapılmış bir şey değil. Sıkıntı ve çaresizlikten dolayı bir çözüm olarak daha önce hazırlanmış ama uygulanmamış projenin hayata geçirilmesiyle ilgili bir şey. Orada yok, ağaçlar kesildi. Ya şu ana kadar Cumhuriyet tarihinde en fazla ağaç diken, fidan diken, ağaç yetiştiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidara siz ağaçları kesmekle itham ediyorsunuz. Evet, bazı yerlerde yol için, Sayın Başbakan'ın söylediği gibi yol bir medeniyettir. İnsanların ulaşımını sağlamak, insanların ulaşımını kolaylaştırmak, işine, aşına, evine giderken daha rahat imkanlarda ulaşmasını sağlayabilmek için bir alternatif varsa, burada da ağaç varsa sökülür, başka yere dikilir veya kesmek zorundasındır, kesilir. Yenisi binlercesi dikilir, milyonlarcası dikilir ve dikiliyor zaten. Yani burada keyfilik var mı ona bakmak lazım. Yani başka yerden geçme imkanı varken oradan yol geçiyorsa, geçilmeye çalışılıyorsa, başka yerde yine o alan içerisinde ağaç olmayan yerden yol geçmesi gerekirken inadına ağacın üzerinden geçip ağacı kesme gibi bir gayret varsa bu art niyettir. Evet. Eyvallah, buna beraber tepki koyalım. Bazı siyasi partilerin desteklemesine ne diyorsunuz? Çünkü göstere göstere destek veriyor. Siz belli mihraklar diyorsunuz ama siyasi bir partide orada ortamda bulunarak destek veriyor mihraklara. Şimdi tabii onun seçtiği bir yöntemdir. O partinin, biz işlerine karışmayız. Onların siyasi olarak böyle bir algının yaratılmasından fayda umdukları için herhalde, tahmin ederim. Ben tekrar ediyorum. Orada başka bir alternatif varsa söylesinler, önerilerine gitsinler, desinler ki Eskişehir yolunun rahatlaması için bu trafiğin başka şöyle bir imkan var. Neden geliyorsunuz buraya desinler ki kendi partileri, Murat Karayalçın Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Başka bir partinin belediye başkanı değildi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ki hazırladığı projeydi. Yani kendi partilerinin belediye başkanına hazırladığı projeyi bunlar karşı çıkıyorlar. Ne yaptıklarının farkında değiller. Bu çok önemli bir şey. Önemli bir değerlendirme. Onun için sonuç itibariyle şu an zaten o yol devam ediyor. Rektörün de açıklaması var. Yani biz yola karşı değiliz. İşte bunun dışında başka yerlere de sahiplenme olabilir gibi endişeler olduğunu dile getiriyor. Onun dışında bizim bildiğimiz bir şey yok. Önemli oradan yolun geçebilmesidir sağlıklı bir şekilde. Orada da yer vardır, müsaittir ve karar da dediğimiz gibi çok yıllar önce alınmış bir karardır ve bir projedir. Bu yeni ortaya atılmış, yeni keyfi olarak bir uygulama değildir. Evet. Şartların getirdiği ve sıkıntıdan dolayı ve oradaki ihtiyaç, trafiği yani rahatlatmak için çaresizlikten dolayı yapılması gereken bir şeydir. Evet. Sayın Vekilim, şimdi tabii bütçe maratonu başlıyor. Evet. Siz de Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak bizzat içinde yer alıyorsunuz. Tabii bunun yanında gündeminizde başka şeyler de var. Hatta bu başka şeyler daha önemli aslında. Bütçeyi her yıl yaptığınız için demokratikleşme paketindeki bazı maddelerin yasalaşması var. Çözüm süreci tartışılıyor. İşte anayasa yazılımı var. Sayın Başbakan sanırım 60 madde şu anda geçti. Bu 60 maddenin kabul edilmesiyle ilgili, geçirilmesiyle ilgili teklifine siyasi partilerin bakışını size sormak istiyorum. Şu andaki destek oranı nerelerde? Bir de tabii bütçe görüşmelerinde genel ekonomi değerlendirmeleri de tabii yapıyorsunuz. 30'unda ve 1 Kasım'da
31 Ekim, 1 Kasım sanırım İzmir İktisat Kongresi yapılacak. Orada da ana tema Türkiye ekonomisi. Yani hep ekonomi üzerine yoğunlaşmış bir şekilde siz çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu konuları sırasıyla biraz açar mısınız? Tabii. Şimdi bütçe konusuna gelelim öncelikle. Evet. 22 Ekim tarihinde Sayın Maliye Bakanımız bütçe sunuş konuşmasını, 2014 bütçesiyle ilgili konuşmasını, sunuşunu yaptı. Ve ondan tam 24 saniye, tam bir gün sonra, 24 Ekim'de de, Perşembe günü de bütçenin kesin hesabı üzerinde, genelin üzerinde tartışma açıldı. Bu tabii muhalefet partili arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın ve muhalefetimizin 2014 bütçesiyle ilgili görüşlerini ortaya koyabilme anlamında genel üzerinde önemliydi. Tabii orada vurgu genelde bütçeyi eleştirmekten ziyade Sayıştay'ın denetimini eleştirme noktasına kaydı. Bu da şudur, Sayıştay denetimi, bakanlar üzerinde denetim ilk defa bir yasa, AK Parti döneminde çıkarılan yasa sayesinde denetim gerçekleşebiliyor ve bu denetimle ilgili de ilgili bakanlıklardan ve Mali Bakanı'ndan Sayıştay'a ulaşılan evrak sayısı 25 milyon evrak. Bunlar tek tek inceleniyor. Tabii burada sıkıntı bu 3-4 yönüyle, yani uygunluk denetimi var, faaliyet denetimi var, mali denetimi var. 3-4 anlamda denetim var şeyin yaptığı, Sayıştay'ın yaptığı. Bu denetimlerden bazılarında format anlamında uyuşamıyor. Yani Sayıştay'ın talep ettiği formatla bakanlıkların şu anda uyguladığı format tutmuyor birbirini. Bununla ilgili şu anda Mali Bakanlığı'nın uzmanlarıyla Sayıştay'ın uzmanları ortak komisyonda bu aksaklığı giderme çalışmaları yapılıyor. Yani ilk defa yapılan bir uygulama olduğu için ufak tefek hatalar ve eksikler var, arızalar var tabiri caizse. Evet. Bunların giderilmesi lazım. Ama özü olan denetim yapılmış durumda. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi muhalefet bu işi tam bilmeden denetimin gelen raporlara bakarak denetimin olmadığını, göstermelik olduğunu, Sayıştay'ın aslında bizleri kandırdığını gibi iddialarla ortaya çıktılar. Sayıştay Başkan Yardımcısı olayı gayet güzel izah etti. Mali Bakanı da izah etti. Burada böyle bir şey yok. Çünkü 25 milyon evrak az bir evrak değildir. Yani bu yani korkunç bir rakam. Biz denetimden kaçmıyoruz. Ancak ilk defa uygulama olduğu için bazı aksaklıklar, bunları gidermek için de yasa çalışması yapmak zorundayız. Önce uzmanlar karşılıklı çalışıyorlar. Nasıl bir yol izlenecek? Formatlar nasıl birbirine uyumlu hale gelecek? Onu bakacaklar. Onlar yapacaklar. Ondan sonra da inşallah Cumhuriyet tarihinde ilk defa Sayıştay bakanlıkların icraatlarıyla, faaliyetleriyle, uygunluklarıyla denetleyecek. Tabi burada yine de Sayıştay Başkan Yardımcısı güzel bir konuyu temas etti. Bu teftiş değildir dedi. Biz ancak denetim yapabiliriz. Teftiş yapamayız. Teftişle denetim farklıdır. Onu izah etti. Ama toplumumuzda ve muhalefetlik arkadaşlarımızda bir teftiş yapılacak. Teftiş sonrası beklentisi olduğu için o anlamda bir sıkıntı yaşandı. Bunu Sayıştay Başkan Yardımcısı gayet güzel izah etti. Bu sadece denetimdir. Biz denetleriz. Yanlışı doğruyu söyleriz. Yargısal yönüyle incelenmesi gereken varsa bizim yargı dairelerimiz inceler. Ama yargı intikal etmiyorsa, gerekiyorsa yine yargı dairelerimiz bir yargı intikal ettirir. Bu yargı intikal ettiği için de burada paylaşılmaz. Yanlışı, eksisi, neyse yargı kararını verir. O ona göre ceza varsa, zimmet varsa uygular. Ama bundan öncesinde biz sadece denetim yaparız. Eksik ve yanlışları ve uygun gidenleri, önerilerimizi söyleriz, çekiliriz. Biz teftiş etmiyoruz. Tabii bu çok önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla bütçe görüşmelerinin eleştirileri Sayıştay denetimi üzerinde ağırlık kazandı. Ve onu sonra da noktaya kondu. Tabii baktığımız zaman 2013 bütçesi gerçekleştirilirken şu anda 2 ay kaldı tamamlanmasına, verilerin gayet iyi olduğunu görüyoruz. Mesela bütçe açığı 34 milyar TL beklenirken 19 milyar TL oldu. Yani çok ciddi bir şekilde aşağıda. Ve ondan sonra bütçe giderlerinde eksilme oldu. Bütçe gelirlerinde artış oldu. Faiz dışı fazla da beklentinin çok daha üzerinde faiz dışı fazla gelir elde edildi. Bunlar önemli şeyler. Gelir artışları nereden kaynaklıyor Sayın Vekil? Vergilerden. Vergilerden geri dolayı. Geri dönüşümünde mi kaynaklıyor? Evet, onlardan dolayı var. Onun dışında faiz dışı fazladan, faiz dışı fazla gelirlerden bir elde ediş var. Dolayısıyla yani hedeflenenlerin çok daha iyisinde, daha güzelinde bir bütçe gerçekleşiyor. 2014 bütçesinde de yine hedefler kondu. 436 milyar TL'lik bir gider bütçesi var. İşte 400 tahmin ederim
3 milyar TL'de gelir bütçesi ve 33 milyar TL'lik bir açık bekleniyor. 18-19 milyar TL'de bir faiz dışı fazla evet. bekleniyor. Bu tahmini bütçe. Cari açık sanırım aşağıya doğru seyrediyormuş bu, anda. Bu şey, cari açık çalışma ayrı. Bu bütçe açığıyla ilgili. Cari evet. açıkla ilgili de tamamen yapılan bu son mali uygulamalarla ilgili bir de yeni bütçeye göre baktığımız zaman cari açığın kontrol edebilir bir seviyede olduğunu görüyoruz. Ama her zaman dikkat edilmesi gereken bir şeydir. İhmal edilmeye gelmeyen, boş bırakılmaya gelmeyen sıkı mali politikası, para politikaları ve uyguladığınız orta vadeli açıklandı şimdi tekrar açıklanacak politikalarla bunu desteklemek zorundasınız. Yani temelinde de ihracatınız ithalattan çok daha fazla olmak zorunda. En azından ihracatın ithalatı karşılama oranını Denizli gibi olmak zorunda. Denizli'de bizim en büyük övündüğümüz taraf Denizli ihracatı ithalattan çok daha fazladır. İnşallah ithalat edilen bazı malların Türkiye'de yapılabilmesi, yapılabilir olanların yapılması, imalatı üretimi noktasında da bizim aldığımız tedbirlerimiz var. Bu da çok önemli. Bu konuda da önemli gelişmeler var. Tabii bazısı zaman içerisinde olacak şeyler. Ama cari açığın en az seviyeye inmesi ve kontrol edebilir seviyede olması en büyük bizim mali açıdan, ekonomik açıdan dikkat ettiğimiz bir konudur. Maliyecilerimizin, ekonomistlerimizin de çalışmaları hep bu yöndedir. Baktığımızda yine 2013 yılını değerlendirdiğimizde bu gelişmelere bakınca bir taraftan terörle ilgili olan çalışmalar, bir taraftan da güneyimizdeki yaşanan savaş ortamı, zaman zaman bizleri sıkıntı sokan ortam, bu şartlar içerisinde her taraf kaynarken ateş çemberi içerisinde Türkiye ekonomisini en iyi şekilde götürmeye çalışıyor ve götürüyor. İnşallah 2014 yılında bundan daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Mesela burada bir örnek verecek olursak ciddi anlamda mesela milli eğitim çok önemli. Milli eğitim bütçesi de geçen yıla göre oldukça fazla artmış ve 78.5 yani 78 milyar TL'ye kadar çıkabilen bir milli eğitim bütçesi var. Bunun için ilk ayrılan ödenek 2013 yılında 47.5 milyar TL'ymiş. 2014'te de 55 milyar yani 56 milyar TL'lik bir yani bugün Milli Eğitim Bakanı bütçesi 55 milyar 54 57 milyar TL civarında bir rakam 2014 yılında. Bu 2002'de baktığımızda ancak 11 milyar TL ayırabiliyormuşuz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi olarak. Şu anda 55-56 milyar TL. Yani çok güzel gelişmeler var. Ülkemizin bilhassa eğitimle ilgili konusunda, altyapı yatırımları ilgili konusunda ciddi rakamlar ayrılıyor. Çünkü eğitim bizim olmazsa olmazımız. İnsanlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şekilde, en iyi ortamlarda, en iyi şartlarda eğitimlerini almaları gerekiyor. Hele 4+4+4'te yani 12 yıla varan eğitim sürecinin uzamış olması da dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki eğitim süresini yakalayabilmek bizim hedefimiz. Çünkü dünyada 12 yıl, bizde 6 yıl bir eğitim süreci vardı. Bunun biz 12 yıl çıkarmak zorundayız. Aldığımız bu tedbirlerle de inşallah gençlerimizin en azının eğitim süresi 12 yıl olmak zorunda. Bu hedefimizdir. Bununla ilgili zaten çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz yıl çıkmış olan kanun uygulamalarında zaman zaman aksaklıklar gördüysek de 4+4+4'te fiziki olarak binalar anlamında bunları süratle gidermeye çalışıyoruz. Öğretmen açığını süratle kapatmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi tabii de bütçe imkanlar meselesi. Ve burada gördüğünüz gibi de geçen yıl 47,5 milyar TL'den bu yıl 56,5 milyar TL, 55 milyar TL'ye ulaşan bir artış var. Evet. Burada demek ki biz hükümet olarak eğitime çok ciddi önem veriyoruz. Ve gençlerimizin, çocuklarımızın yetişmesine çok önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimizse, onlar bizi en iyi şartlarda okuyup eğitim almalarını ve başarılı olmalarını ve ülkeye yararlı, ülkenin kalkınmasında önemli dinamikler olmalarını temenni ediyoruz. Bunu yaparken de onlara en iyi şartları biz sunmak zorundayız. Bu bizim görevimiz hükümet olarak. Bu bütçe artışıyla ilgili, eğitime ayrılan katkı paylarıyla ilgili Sayın Vekilim, dershanelerin kapatılıp özel okullaşmanın teşvik edilmesi konusu da var sanırım değil mi içinde? Yani, elbet. Onlar da var. Tabii teşvik yasası tamamen apayrı bir şekilde. Onun dizayn edildi. O daha teşvik önceden yasası çıkmış. Ayrı mı işletilecek? Tabii ayrı işte. O daha önce ama çıkmıştı. Ama bu yatırımlarda ayrıca. Tabii yatırımlar. Evet. Dershanelerle ilgili işte öğretmen yeni alacak öğretmenlerimizin maaşı. Her şey var bunun içerisinde. Dolayısıyla biz A'dan Z'ye eğitimin kalitesinin artabilmesi ve eğitimin fiziki şartlarında o anlamda kalitesinin artmasını da çok arzu ediyoruz. Sınıflarımızın hedef olan işte 24 kişilik sınıflar haline dönüşebilmesi, sabah akşamcı gibi tekrar bu bir eğitim dönemine girebilmeyi planlıyoruz.
Doğru olan dünyada eğitim anlamında hangi formatsa biz onu yakalamak zorundayız. Evet. Onu hedefine ulaşmak zorundayız. Evet. Tabii bu ara Denizli'nin büyükşehir olmasından dolayı yeni bütçe oluşurken Sayın Vekilim, sanırım Denizli Belediyesi'nin bütçesi de şu an son durumu 530 milyon. Yeni bütçe maratonunda iki katına yakın sanırım bir bütçe de oluşacak. Bu da Denizli'ye yansımasında sanırım siz açıklasanız daha iyi olur. Buyurun. Tabii Denizli yansıması yani nereden baksanız tabii. Bu bütçenin büyümesi ve büyükşehir olarak bütçenin neredeyse 1 milyar TL'yi bulmuş olması veya onu aşması tamamen bu Ekim ayında meclisten alacağı karar da var zaten. O da belediyemiz, büyükşehir belediyemiz bunu kendisi planlıyordur mutlaka. Burada tabii ilk defa uygulanacak. 2014 Mart'tan itibaren ilk defa uygulanacak. İlin tamamının hedef alınarak hizmet kapsamına alınmış olması Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı, ulaşım noktasında, planlama ve imar noktasında bu dört ana konuda Büyükşehir Belediyesi'nin, Büyükşehir Meclisi'nin onayın gerekiyor olması, onun planlamasının tarafından yapılıyor olması çok önemli şey. Bu anlamda baktığımızda inşallah hizmetlerin köylerimize şimdi mahalle oluyor artık onlar. Mahallelerimize köy ortamından mahalle ortamına dönüşebilmesi ama yine köy ortamındaki hayvanıyla, tarlasıyla, tırpanıyla, ondan sonra sabanıyla, traktörüyle yine köy yaşantısını ama daha modern bir şekilde. Evet. Aynı Avrupa'da olduğu gibi sanki il merkezindeymişsiniz gibi köy merkezleri, mahalle merkezlerine dönüşecek inşallah. Bu yapıldığı zaman o bölgelerde köylerimizde yaşayan insanlarımız artık bir mahalle kavramı içerisinde daha hijyen bir ortamda, daha sağlıklı bir ortamda. Şekilde. Daha sağlıklı şartlarda. Denizli için söyleyelim, sormuş olayım ben. Diğer bütün büyük şehirleri kapsayan bir konu. Bütçe onaylandıktan sonra şu andaki mevcut Denizli Belediyesi bu bütçe üzerinde tasarrufu olacak mı? Yoksa büyükşehir mi bekleyeceğiz? Büyükşehir. Tabii evet. Bütçe şu anda Denizli Büyükşehir Belediyesi kanunen oldu ama fiili olarak bu görevi yapma işi tahmin ederim Mart ayından itibaren olacak. Ama kanunen şu anda fiili olarak büyükşehir artık bir şey yok. Ama daha büyükşehir meclisi oluşmadığı için bu uygulamaları ancak Mart ayından itibaren yapabilir. Şu anda yaptığı şeyler tamamen kendi gayretleriyledir. Zaten Sayın Belediye Başkanımız Osman Zoran Bey bu anlamda ciddi bir kaynak mevcut haliyle ciddi bir kaynak aktardı ki bu kaynakta özel idarenin Denizli köyler için yatırım anlamında ayırdığı miktarı yakın bir miktar şu kısa sürede harcadı. Çünkü köylerimize, ilçelerimize ziyaretlerde bulundu. Oradaki eksiklikleri gördü. İmkanlar ölçüsünde de, belediyenin imkanları ölçüsünde de acil eksikler var. Acil böyle eksikleri tespit edip bunları gidermeye çalıştı. Evet. Hepsinin bir anda gitmesi, yok olması mümkün değil. O olabildiği kadarıyla bir küçük rütuşlar, küçük dokunuşlar halinde o eksikleri gidermeye çalıştı. Tabii elbette hala da bizim köy yollarımızda, köylerimizde, ilçelerimizde ihtiyaçlarımız, taleplerimiz var. Hem yolların iyileştirilmesi anlamında hem de asfalt kaplamaları anlamında ve kilit taşlar anlamında ihtiyaçlar var mutlaka ama bu yeni dönemde çok daha rahat yapılabilecektir. Çünkü dediğimiz gibi elinde geniş bir imkan, geniş bir bütçe olacak. Hem vergi gelirlerinden gelen miktar artırıldı. Hem de normal maliyeden, bütçeden gelecek olan miktarda ciddi bir para geliyor. Evet. Anayasa yazılımı Sayın Vekil. Evet. Aslında seçim öncesi yeni anayasanın, sivil anayasanın çıkarılması konusunda toplumda da beklenti oluştu, oluşturuldu. Sizlerin de hedefi oydu. Ama şimdi 60 madde üzerinde mutabık kalalım, hiç değilse bunları geçirelim şeklinde Sayın Başbakan'ın talebi oldu. Siyasi partilerden beklediğiniz yeterli desteği alıyor musunuz? Şimdi orada destek mi var, engellem var tam anlayabilmiş değiliz. Yani birebir konuşmalarda bu işin olması gerektiği söyleniyor. Ama her biri ayrı bir şekilde televizyon çıktığı kameraların zaman, karşısına geçince iş değişiyor mu? Farklı söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Yani doğru olan aslında seçimlerden önce bu sivil anayasanın toplumun da teveccühüyle çıkmış olması idi. Yani ortak mutabakatla çıkmış olmasıydı. Ama bu gerçekleşmedi. Çünkü 6 ay Sayın Vekilim kameraları meclisten kaldırın. Anayasayı çıkarın. Sonra kameralar şey. Çünkü kameraların karşısına geçince ne varsa bu kameralarda söylemler değişiyor gibime geliyor.
Yok artık öyle bir şey yapılamaz. Tabii olacak tabii, şey değil. Şaka olarak, yani şimdi... şaka olarak söylüyorum mutlaka evet. Bunu biliyorum da. Tabii öyle bir şey gerek yok. Tabii konuşsun, insanlarımız konuşmasında bir sıkıntı yok ama sonuca gitmek lazım. Ama ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin acil bir ihtiyacı. Evet, sonuca gitmek lazım. Yani Türkiye'nin daha iyi şartları evet. idare edilebilmesi, yönetebilmesi, daha iyi şartlarda insanların imkanlar sunulabilmesi, sosyal haklar anlamında olsun, özgürlükler anlamında olsun, yaşam şartları anlamında olsun daha iyiye, daha güzele gidebilmek için elbette sivil anayasaya ihtiyacımız var. Şu anda 60 madde az bir madde değildir. Zaten daha önceki maddeler revize edildi, belli bir sayıya ulaştı. Bu rakam az değildir. Dolayısıyla sivil anayasa noktasında 60 maddenin de en azından birlikte şu seçimlere kadar çıkartılmış olması çok güzel bir şey olur. Ülkemiz adına güzel bir şey olur. Ama bunu da siz de takdir edersiniz. Bizim oyumuz yetmiyor tek başımıza. Mutlaka muhalefet partideki arkadaşlarımızın da, ki doğrusu olur zaten. Yani bir anayasa yapıyorsak, ülke idaresi için kullanacak bir rengi taşı olacaksa, önemli bir taş olacak, kilometre taşı olacaksa bu anayasa, hepimizin ortak ittifakıyla, nasıl 60 maddede bir ortak ittifak sağlandıysa, mutlaka askeri müşterekler de anlaşılmıştır. Hepsinde yüz yüz olması mümkün olmayabilir ama olsun. Askeri müşterekler dahi olsa birlikte karar altına alınmış olan, kabul edilmiş olan anayasanın uygulaması da kolay olur. Ama biz sadece bizim dediğimiz veya sadece şu partinin dediğiyle olmaz bu iş. Konsensüsün sağlanmış olması lazım, mutabakatın sağlanmış olması lazım ki uygulama alanında da sıkıntılar yaşanmasın. Ya sadece benim anayasam senin anayasan değil, toplumumuzun, bütün insanlarımızın ortak talebi olan bir anayasanın adı sivil anayasa olabilir. Yoksa tek başımıza sadece biz yazdık, çizdik, hadi bakalım buyurun, böyle bir şey şık olmaz. Böyle bir şey de uygulanabilir olmaktan biraz uzak olabilir. Onun için mutlaka 60 maddede anlaşan diğer maddeler de anlaşabilir. Karşılıklı fedakarlıklarla hedef ülkemizin daha iyi yere gidebilmesi, insanlarımızın daha mutlu, daha refah hale gelebilmesi, özgürlükler ve diğer demokratikleşme anlamında hepimizi rahatlatacak kararların alınabilmesi. Hedef bu olması lazım. Yoksa birilerin çıkarları, birilerin menfaatleri, bir partinin daha iyi şartlarda hayat sürebilmesi için falan değil. Toplumumuzun bütününü kucaklayacak evet. olmak zorundadır. Ben bu anlamda ümitsiz olmak istemiyorum. Ümitli olmak istiyorum. Ve ümit ediyorum ki ben bütün siyasi partilerimizin de aşağı yukarı düşünceleri aynı olması gerekir. Ama bunu masaya yatırıldığı zaman tartışalım. Günlerce tartışalım ama sonuca gidelim. Yani sonuca gitmeyen, patanaj yapan her toplantı bizi zaman kaybına ve ülkemiz için de büyük kayıplara sebep olabilir. Bizim tek temennimiz budur. Onun dışında evet. biz konuşmaktan, tartışmaktan, bu tartışmaların günlerce sürmesinden çekinmiyoruz. Ama sonucu gidecekse, sonucu, biz evet. saatlerce, günlerce evet. tartışabilelim. Bu eyvallah ama sonucu gidelim. Evet, Sayın Vekilim, son 5 dakikamız. Bu 5 dakikada ben şunu da sormak istiyorum. 5. Evet. İktisat Kongresi İzmir'de yapılacak. Sayın Başbakan, değerli bakanlarımız ve Dünya Bankası Başkanı da katılacak. Önemli bir kongre Türkiye adına. Çünkü ilk temeli Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerde atılmış. Ama benim bir şey dikkatimi çekti. Türkiye ekonomisi ana tema ama onu sizden değerlendirmenizi istirham edeceğim. 5. İktisat Kongresi yapılıyor. 5.'si. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan. Bugüne kadar rutin olarak, periyodik olarak neden yapılmadı acaba? İzmir'i çok sevenler, İzmir'i hepimiz seviyoruz da çok sevdiğini söyleyenler bu İktisat Kongresi'ni belli periyoda neden bağlamadılar acaba? Bugüne kadar 5.'si yapılıyor çünkü. Şimdi çok enteresandır bu. Tabii belli aralıklar yapılıyor bu zaten. Evet. Rahmetli Atatürk döneminde o Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda yapılmış ve hakikaten o zaman bir kilometre taşı olmuş, bir başlangıç, milat olmuş ülke için, Türkiye için. Ama ondan sonra bakıyorsunuz uzun süre yapılmamış. Rahmetli Özal döneminde yapılmış. Şimdi yine Sayın Rahmetli Menderes döneminde var mı tam bilemiyorum. Beşincisi. Yani... Bir de işte Rahmetli Özal döneminde yapıldı. Bir veya iki defa o dönemde yapıldı. Şimdi de bu dönemde ikincisini yapıyoruz herhalde bildiğim kadarıyla. Daha önce de yaptık, ikinci yapıyoruz. Çünkü belli aralıklarla yapılıyor. Yani her sene yapılmıyor bu. Çünkü... O zaman sizin döneminizde bu iki ise, iki de Rahmetli Özal yaptıysa dört. Bir de işte Ulu Önder Büyük Atatürk döneminde yani böyle yapılmış. Böyle bir şey. Yani bu benim dikkatimi çekti. Onun tabii, için tabii. size sormak yani, istedim. Yani önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ülkenin hem çek edilmesi anlamında ekonomisinin, hem dünya ekonomisini karşılaştırma anlamında, hem de
dünya devlerini bu anlamda dünyada söz sahibi olan kişilerin katılmasıyla da İzmir İktisat Kongresi'nin önemi ortaya çıkacak ve Türkiye'nin önemi ortaya çıkacak. Bu anlamda Rahmet Atatürk'ün başlattığı yolda ilerlemek bence çok önemli. İşte Cumhuriyet'i yaşatmak bu. Yani Cumhuriyet'i yaşatmak bu. Yani siz İktisat Kongresi'ni başlatmış ama arkası gelmemiş. Kimler getirmemiş? Onlar ayrı bir soru işareti olarak bakmak lazım. Cumhuriyet deyip konuşanlar mı yapmamış? Yoksa Cumhuriyetçi olmadığı iddia edilen kişiler mi yapılmış? Yani hep itham altındayız ya. Cumhuriyete karşı olmakla itham altındayız. Halbuki onlardan daha çok biz bu Cumhuriyeti seviyoruz. Ve Cumhuriyet rejiminin şu anda ülkenin idaresi noktasında dünyanın en gelişmiş bulabildiği en modern bir yönetim sistemidir. Dolayısıyla biz bu sistemden memnunuz. Ve bu sistemin devamından yanayız. Ve dolayısıyla da bunu yaşatabilmek için de işte o döneme ait olan güzel umdeleri, gelenekleri yaşatmak zorundayız. Bunların bir tanesi İktisat Kongresi'dir. O anlamda İktisat Kongresi inşallah çok verimli geçer. Ve dediğimiz gibi işte Dünya Bankası dahil olmak üzere bu konuda otorite olan kişilerin vereceği değerlendirmeler, Sayın Başbakanımızın vereceği mesajlar burada çok önemlidir. Ben o anlamda bu 5. İktisat Kongresi'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet, inşallah bizde bir aksilik olmazsa İzmir'deki gerek toplu açılışları, gerek İktisat Kongresi'ndeki protokol konuşmalarını Pamukkale TV ekranlarından canlı olarak vereceğiz inşallah. Mesela şimdi orada söylediğiniz gibi toplu açılışlar var. Evet. Yani bakın yine İzmir'e büyük katkılar var. İzmir'e büyük yatırımlar var. Bunların açılışları var. Temel atma törenleri değil, bitmiş yatırımların açılışları var. İşte cumhuriyetçilik bu. İşte vatanseverlik bu. Yani her adım atmada Cumhuriyet Kongresi, İktisat Kongresi'nin İzmir'e gidiyorsunuz. Orada bir dizi açılışlar yapıyorsunuz. Yani yatırımlar açıyorsunuz. Halkın hizmetini sunmaya çalışıyorsunuz. Ülkenin kalkınması için bir şeyler yapıyorsunuz. Yani taşı taş üstünde koyuyorsunuz. İşte cumhuriyetçilik bu. Yani bunu çok şaşalı şeyler yapmakla hiçbir şey yapmamak mı daha iyi, yoksa bu işi bir ritüel şeklinde olması gerektiği gibi yaşatıp, uygulayıp, törenini yapıp ama fiili olarak yaşamak, yaşatmak, hedefe doğru koşmak, muhasır medeniyet seviyelerine gelebilmek için hep devamlı durmadan bisikletin pedalını çevirmek zorundasınız. Yani bu ne demektir? Devamlı yatırımlar yapmak zorundasınız, devamlı çalışmak zorundasınız, devamlı koşmak zorundasınız. Yoksa gelişen dünyadan geriye düşersiniz. Evet. Üçüncü sınıfa düşersiniz. Evet, Sayın Vekilim, son bir soru, kısa ve öz. Zamanımız da kalmadı, siz de başka bir programa yetişeceksiniz. Ege bölgesinde aday adaylık süreci başladı. Üçüncü dönemini dolduran değerli bakanlarımızdan isim verme belki şansımız yok ama Ege bölgesindeki illerimizde bakanlarımızdan aday olacak isimler var mı? Şimdi o bölge olarak bir şey söyleme şansımız yok dediğiniz gibi. Ancak 3 yılını doldurmuş olan, çok başarılı olan bakanlarımızdan bazı illerde belki değerlendirme olabilir. Tabii belki diyorsun, çünkü bunun tamamen takdirini Sayın Başbakan'da olduğu için bilmediğiniz bir konuda fikir yürütmek istemiyorum. Evet. Ama sonuç itibariyle bizim aday adaylarımız Denizli'mizde şu anda Pamukkale Merkez İlçe Belediyesi ile yeni kurulan Merkez İlçe Belediyelerimizde, Büyükşehir Belediyelerimizde birer birer adaylarımız bugün de başladılar açıklamaya. Dünden beri evet, devam ediyor. Ve bir güzel bir zenginlik var, güzel bir hareketlilik var AK Parti'de. Önemli olan, tekrar ediyorum, bu 2014-30 Mart'taki belediye seçimlerinin, yani yerel seçimlerin daha güzel bir olgunluk içerisinde adaylar netleştiği zaman da partilerimizin adaylarının projeleri bazında birbirleriyle yarışmaları en büyük temennimdir. Böyle olması da gerekir. Yani gelişen dünyada bu böyle yapılıyor. Daha önceleri hatırlarsınız konvoylar yapılıyordu. En uzun konvoy sizinki, en uzun konvoy bizimki. Konvoy kimin daha çoksa o parti en iyi parti gibi algılandı ama sandıkta evet, öyle olmazdı sonrasında. Ondan sonra bayraklar asılırdı. Şehrin baştan başa naylon bayraklarla doldurulurdu. Gece diğer partinin gençleri gelir keser. Sabahleyin siz asarsınız. Ertesi sabah diğer partinin gençleri o bayrakları keser. Ve kavgalar çıkardı. Böyle tam bir şark usulü bir... Son noktayı hep vatandaş koyuyor. Şark usulü bir şey vardı. Yani evet, anlayış vardı. Bunları terk ettik. Bunları terk ettiğimiz gibi artık inşallah bundan sonra seçimlerde de kişilerle değil, kişilerin şahsiyetleriyle değil, kişilerin ortaya koyduğu projelerle, projelerin yarışmasıyla
bir seçim atmosferi yaşarız inşallah. Öyle temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza tahmin ederim kavga edenleri seyrediyor ama kavga edenleri sevmiyor. Onun için de biz AK Parti olarak hedefimiz bütün aday adaylarımıza ilçelerde, merkezde hedefimiz projelerimizi ortaya koyacağız. Biz sadece projelerimizi konuşacağız ve projelerimizde ne yapmak istediğimizi, nasıl uygulayacağımızı ve kendimizi anlatacağız. Tabi burada birinci planda yerel seçim olmasının en büyük özelliği de adayın albenisidir. Adayın toplum tarafından elektrik alması, toplumun ona karşı olan bakış açısıdır. Toplumun o adaydan elektrik alması birinci planda önemlidir. Bunun yanında da projeler önemlidir. İnşallah vatandaşımız projelere bakacak, adayın kendisine bakacak ve ona göre değerlendirmesi yapacaktır. Bunu yaparken de iktidarı muhalefetiyle tüm partilerimizin inşallah adayları bundan sonra büyük gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi büyük bir olgunlukla, büyük bir özveri, hoşgörüyle, sevgiyle sadece projeleri bazında birbirleriyle yarışırlar. Başka türlü hoş olmayan bir yarışma olmaz. En büyük temennim budur. Çünkü bizi, ülkeyi ve ilimizi daha iyi noktalara getirecek olan projelerin yarışmasıdır. Yoksa insanların birbirleriyle yarışması değil, projelerin yarışmasıdır. İnşallah bu 30 Mart'taki 2014 seçimleri bu hava içerisinde, olgunluk içerisinde birbirimize karşı saygı duyma, birbirimizin fikri ve düşüncelerini saygı duymayla, hoşgörüyle, sevgiyle geçer diye düşünüyorum. Sonunda bir yarıştır bu. En sonunda vatandaşımız dediğiniz gibi kararı sandıkla verecektir. Sandıktan çıkan karar neyse eyvallah, hep beraber o kararı saygı duymak zorundayız. Yoksa demokrasi olmaz, yoksa seçimin bir anlamı olmaz, yoksa hür düşüncenin ifadesi olan reyin sandığa yansıması ve sandıktan çıkmasının bir anlamı olmaz. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ve Cumhuriyet Bayramımızın 90. yılını sevgi hoşgörü içinde geçmesini temenni ediyorum. İnşallah. Tekrar ediyorum. Onu Cumhuriyeti yaşatmak söylemlerle değil, Cumhuriyeti yaşatmak bizzatihi yaşayarak, üreterek, ülkeyi daha iyi yere getirerek yatırımlarla olur. Biz bu yoldayız. Evet, çok teşekkür ederim. Efendim, AK Parti Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Yüksel'le birlikte Denizli ve ülke gündemini değerlendirdik. Tabii biz son bir aydır, biraz önce de söylediğim gibi ilklere imza atmaya devam edeceğiz inşallah. Aday adaylık açıklamaları konusunda ilçe belediye başkanlarımız genelde ilk açıklamayı önce bizde yaptılar. Arkasından basın açıklaması yaptılar. Dün akşam itibariyle de Sayın Adem Oklu, bugün Sayın Şamil Çınar adaylıklarını açıkladılar Pamukkale TV'de. Birazdan da 13.30'da sanırım Sayın Nilgün Ök, Denizli Belediyesi Başkan Yardımcısı yine adaylık açıklamasını canlı yayında Pamukkale TV'de açıklayacak. Bir sonraki Siyaseten programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.